Fadime Zeybek 12 yıl önce 700 liralık mikro krediyle kendi iş yerini kurdu. 12 yıldan bu yana yüzlerce kadına istihdam sağlayan Zeybek hem kendi markasının hem de kendi iş yerinin sahibi oldu. Zeybek bugün kendi ayaklarının üzerinde duran güçlü bir kadın. İş yerini kurduktan sonra halaya yeğen Kayseri mantısı patentini alan Fadime Zeybek, bugün Kayseri'den şehir dışına gönderilen mantının %70'ini ihraç eder konuma geldi. Mikro krediyle biz bunları yaparken ben illa dükkan açacağım diye baktık, para kazanıyoruz. Bayanlara yardımcı oluyoruz. Bileziklerimi bozdurdum ve dükkan açtım. Tabii mikro kredi olduğunu, bayanlara yardımcı olmak için böyle bir işe kalkıştıklarını falan söyledi. Anlatınca bize de uygun geldi. Ben de o sırada tabii ki kafamda oturtturdum. Marka istiyordum artık. Çünkü mantımı götürüyordum. Son derece güzel bir mantı yapıyordum ama bunu satmak için şey istiyordu. Firma, fatura. Bunları ödeyince markalaşmaya karar verdik. Aldığımız mikro kredi 700 liraydı. Onunla beraber dükkan kiramız vardı, verdik ve bismillah dedik, hala yiyen Kayseri mantığı kurdum. Tekrar mikro krediden zaman zaman kredilerimizi aldık. Çevremizin artık biz artık öyle şey yaptık ki bayanlarımız artık gelip bizi buluyordu. İhtiyaç sahipleri bayanlarımızla çalışıyordum. Benim zaten en çok istediğim, burada önem verdiğim şey ihtiyaç sahibi bayanlara yardımcı olmaktı. Onların ayaklarının üzerinde durmalarını istiyordum. 12 senedir bu işi yapıyorum. 10 senedir de dükkanımız açık yapıyoruz. Şu anda mevcutte bayanım 150-200 kadar bayanım var. Bu değişiyor. Kışın daha fazlalaşıyor ekonomiden dolayı. Biz bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar ekmeğimizi bölüşmeye çalışıyoruz. Güzel mantımızın üretimini yapıyoruz. Markalaştık, Kayseri'nin %70'i kadar beylerle beraber onlarla varım dedim. Ve bu yola çıktığımdan beri çok yol kat ettik. Şimdi yeğenimle devam ediyoruz. Tabii büyüdük. Artık biz de yaş ilerledi ve gençlerimiz artık yanımıza geldi. Beraber devam ediyoruz. Dışarıda İstanbul, İzmir, oteller, yani aklınıza gelebilecek her yerden, yani nereden istek olursa biz oraya mantımızı gönderiyoruz. Kayseri'nin de esnaflarının arasında bayağı bir satış yerim var. Fason olarak da çalışıyorum, Kayseri mantısı olarak da çalışıyorum. Zaten Kayseri'nin esnafının arasındaki lakabım Hanım Ağa olarak kazandım. Bu çalışma ve istikrar bana Hanım Ağalığı nasip etti. Şimdi onlarla hepsi benim abim, hepsini çok seviyorum. Kayseri'den dışarıya gider mantının %70'ini ben gönderiyorum. İzmir, İstanbul, Ankara çalışıyorum. Yani yazın turistik bölgelere çalışıyorum. Çünkü artık kendi imalatımı yapıyorum. Arkadaşlarımla da anlaşıyorum ama ben Kayseri mantı halayı yiyen olarak tamamen markalaşıp büyük bir yer açmayı. Hedefim budur benim. Bayanlarım, daha fazla bayanlarıma ulaşmak, daha çok bayanlarımın elinden tutmak ve daha çok bayanlarımıza işi, yani çalışıp hiç kimseye muhtaç olmamayı göstermek. Benim yegane sebeplerimin en büyüğü bu saat. Ev hanımı ve iş hanımı Fadime Hanım olarak tabii ki hayatınızda çok şeyler değişiyor. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz. Kendi hesabınızı yapabiliyorsunuz. Daha sağlam basıyorsunuz. Çocuklarınıza daha güzel imkanlar sağlıyorsunuz. Çevrenizde saygınlığınız artıyor. Ve konum elde ediyorsunuz. Ve bu çok güzel bir şey ve en güzeli de bayan arkadaşlarınıza el kol olabiliyorsunuz. Onları bir darda kaldığı zaman onlara yetişebiliyorsunuz. Eşimin şu anda bana bakış açısı tabii ki değişti. Normal evde bir hanım olarak, ondan bir şeyler alıp da geçinen hanım olarak mesela karşısında ben de şuraya gidebiliyorum diyen bir eş buluyor artık. Daha sağlam basan bir eş buluyor. O da saygı duyuyor. Öncekinden daha fazla sizi yani önemsiyor. Sizin fikirlerinizi kendi fikirlerinin yanına koymaya başlıyor. Mikro krediyi ben çok seviyorum. Ben sağlamlık buluyorum.
Yani onu sırtınızı dayıyorsunuz. Miktar hiç önemli değil. Arkanızda birey olduğunuzu hissettiriyor size. Yani gidince alacak bir kapınız olduğunu hissettiriyor. Yani mikro kredinin bayanlara sağlamlık getirdiğine inanıyorum. Bir Kayseri'den gittim. Burada mikro kredi bayan girişimci olarak gittim. Orada da sosyal girişim birincilik ödülünü aldım. Manto ödülünü aldım. Gurur duyarak taşıyorum. Yani o Kayseri'den gidip Türkiye genelinde birinci oldum ve bunu gururla taşıyorum. Şimdi tekrar gideceğim inşallah. Kayseri'mizde tekrar arkadaşlar beni layık gördüler. Tekrar onlar için, Kayseri için İstanbul'da yarışacağım. Allah nasip ederse ve ikinci bir birinciliği getireceğim.